öyle mutlu bir an ki şu anda. Dünya ne kadar küçük dediğimiz bir andayız. Evet. Serpil Hanım'la biz Viyana'dan tam 5 ay önce online olarak tanıştık. Evet. Birbirimizi böyle cep telefonlarından sevdik. Tedavilerimize başladık. Online teletip yöntemiyle sizin tedavilerinizi yaptık ve tam 5 ayda 23 kilo verdik ve 13 yıl önceye geri döndük. Evet. Ve bugün ilk defa karşılaşıyoruz. Evet. Kendisi Viyana'da yaşıyor ve Türkiye'ye geldi tatil için ve soluğu doktorunun yanında aldı. Ve birbirimizi ilk defa canlı canlı gördük. Birbirimize hiç doyamadık. Ondan sonra ben sizi böyle gördüğüm için ayrıca çok mutluyum. Ve 23 kilo verdik. Oralardan buralara nasıl bu işleri hallettik? Şimdi bizim çok fazla takipçimiz var. Ve biz onlara hep kilo yönetimiyle, doğru beslenme ve sağlıklı yaşamla ilgili püf noktaları veriyoruz. Bu videomuzda da Serpil Hanım'ın bu muhteşem başarısını konuşacağız birlikte. Ta uzaklardan, yakın ederekten o 23 kiloyu nasıl verdik? İşte bu püf noktalar bu videomuzda sizlerle olacak. Efendim YouTube'umuza, kanalımıza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmeyiniz diyorum. Ve sizi canım Serpil Hanımcığımla tanıştırıyorum. Serpil Hanımcığım, şimdi biz bu 5 ayda 23 kiloyu verdik. Siz nasıl karar verdiniz kilo vermeye? İlk ne zaman kilo artışı problemi yaşadınız? Aslında şöyle, benim kiloyla olan sorunumu diyeyim artık. Yani kilo sorunu benim çocukluğumdan beri vardı. Hep böyle bir mücadele halindeydim. Sonra doğumlardan sonra, ilk kızımın doğumundan sonra guatr rahatsızlığı, Hashimoto rahatsızlığı ortaya çıktı. Tabii ki bununla beraber yine aşırı kilo almalar. Çok hazır gıdalarla, hazır paketlerle, paketteki yiyeceklerle ya da hazır gıdalarla beslenmeler. Çok fazla karbonhidratla beslenmeler. Hareketsiz hayat diyelim, hareketsiz bir yaşam derken kilo almalarım çoğaldı. Ve iki tane kızımın doğumundan sonra üst üste daha çok kilo aldım. Bu nasıl karar verdim? Tabii ki kilo ile beraber başka yanında rahatsızlıklar da ortaya çıkıyor. Bende de tansiyon sorunu vardı. Ben Viyana'da bir Türk doktoruna gittim. Dedim ki hani kendim Türk doktoruna gideyim, kendi dilimle konuşayım, benim derdimi çok iyi anlar. Doktorum sağ olsun bana böyle dedi ki, Serpil Hanım siz dedi böyle çok kilolusunuz, tansiyonunuz işte normal dedi bana. Ben bir o anda dedim ki doktor bey, ben biliyorum kilomun farkındayım, bilincindeyim ama lütfen bakın hani benim şu rahatsızlığım. Hayır, sizin tansiyonunuzun tek sebebi kilo ve kilo vereceksiniz. Ben de sizi çok uzun zamandan beri takip ediyorum, bayağıdır takip ediyordum. Dedim ki artık dedim Serpil doktor dedim, eğer ki bu doktor bey bana böyle dediyse benim Alça hocayı arayıp onunla bağlantıya geçip kilo vermem gerekiyor artık dedim. O an benim için bir dönüm noktasıydı ve ben doktordan çıktıktan sonra eşime dedim ki ben dedim Ayça Hoca'yı arayacağım, İstanbul'u arıyorum, onlarla dedim çalışmaya başlayacağım ve kilo vereceğim. İki gün sonra aradım sizi ve çalışmaya başladık. Evet, iki gün sonra biz birbirimizi cep telefonumuza tanımaya başladık. Evet. Ondan sonra o gün ben ilk görüşmemizi hiç unutmuyorum. Çok umutsuzdunuz siz aslında. Evet, çünkü ben dediğim gibi eskiden beri, ezelden beri daha doğrusu hep kilolu bir bayan olarak, hep bir kilolu çocuk olarak, kilolu genç kız olarak, kilolu bir anne olarak diyeyim. Hayatım hep bu mücadeleyle geçtiği için evet biraz umutsuzdum. Bir de şöyle bir şey vardı. Ben hep bu rahatsızlığından ötürü, tansiyonundan ötürü yürüyüşümü yapan hareketli bir bayandım. Ve de diyordum ki ben çok sağlıklı besleniyorum. Doğru yapıyorum ama nerede hata yapıyorum ki ben kilo veremiyorum diye bir öyle bir şey vardı. Dedim ki arayacağım Ayça hocaları, onlar bana yardım edecekler. Ama hep bir böyle bir vardı, aman verebilecek miyim? Umutsuzluk vardı, evet doğru, haklısınız. Sonra ben ona dedim ki Serpil Hanım siz veremezsiniz, hiç kimse veremez, hiç merak etmeyin. Çok kolaylıkla kilolarınızı vereceksiniz dedim. Kendisi öğretmen. Siz dedim öğretmensiniz ya dedim, öğrencilerinize nasıl bilgileri öğretiyorsunuz ve onları nasıl hani hayata hazırlıyorsunuz? İşte burası sizin okulunuz olacak ve burada evet, beslenme uzmanlarımız, psikologlarımız ve ben size bu işin matematiğini ve tekniğini evet, öğreteceğiz dedik. Evet. Ve böyle kol kola bir yola çıktık evet, ve gerçekten o kadar disiplinli bir öğretmen ki yani sınıfın en başarılısı, kırmızı kurdeleyi evet, hak eden bir insansınız. Yani kendimi övmek gibi olmasın ama artık o Avrupa'nın mı diyeyim yoksa Avusturya'nın disiplinini diyeyim, benim kanama geçmiş çok disiplinli bir bayanımdır.
Bir şey istiyorsam yani Allah izin verdiği sürece yaparım. Peşini bırakmam. Kesinlikle öyleydi. Hiçbir randevusunu aksatmadı. Evet. Her randevuda böyle dakik bir şekilde biz birbirimize evet. karşılaştık. Her konuşmamızda biz size yaşam tarzıyla ilgili farkındalıklar oluşturduk. Ev ödevleri verdik. Evet. Bu arada metabolik olarak tansiyonla birlikte gizli şeker, karaciğer yağlanması, kan yağı yükseklikleri gibi başka problemler de çıktı. Bir taraftan bunların tedavilerini evet. yaptık. Arkasından da yaşam tarzımızı değiştirdik. Bu bir diyet listesi olayı değildi. Ben size ilk seansta da söylemiştim onu. Bu bir okul olacak. Siz evet. bizim öğrencimiz olacaksınız ve biz size bunu öğreteceğiz. Siz bir ana demiştiniz ki doktorum ben zaten çok sağlıklı besleniyorum. Hani bu sağlıklıyı nasıl daha sağlıklı hale getireceğiz evet. acaba demiştiniz. Şimdi bir anlatın bakalım yolculuğumuzda neler yaptık. Evet ben ilk diyetisyenimle görüşmeye başladığımda bana neyi ne kadar yemem gerektiğini anlatmaya başladı. Ve bana demişti ki Serpil Hanım hayatınızdan çıkaramayacağınız besinler hangisi? Ben demiştim ki ona aynı bu şekilde ben etsiz, ekmeksiz, peynirsiz ve susuz asla yaşayamam. Böyle demiştim ve hiç unutmuyorum. Sonra evet et, ekmek, et hepsini yedim. Hatta pasta da yedim, yaş pasta da yedim. Bir diyet listemiz yok, yok. Çünkü. Ama neyi ne kadar yemem gerektiğini ve ne zaman yemem gerektiğini öğrendim. Peki ya eskiden da, ne yapıyormuşsunuz? Şimdi ne yapıyorsunuz? Evet, eskiden ben çok yiyormuşum. Yani oturdum, evet sağlıklı besleniyormuşum ama çok yiyormuşum. Şimdi o porsiyonumuzu küçülttük. Porsiyonumuzu küçültürken onun yanında neyi fazla yememiz gerektiğini öğrendik. Öyle bir denge kurduk. Aslında porsiyon algınız değişti bir noktada. Evet. Mesela siz çok yediğinizi düşünürken, yani şimdi diyorsunuz ya eskiden ben çok yiyorum. O zaman az yediğinizi düşünüyordunuz. Şimdi o eski Serpil'e baktığınızda ben çok yiyormuşum çok diye yiyormuşum, evet. Ne kadar çok yiyormuşum diyorum. Hatta itiraflarda da bulunuyorum evde. Alışveriş yaptığımızda alınan ekmekleri evde en çok ben yiyormuşum. Bu önümüz içimiz yani sizinle beraber geçirdiğimiz 5 ay içerisinde evdeki ekmekler kalıyor, ekmeklikte kalıyor. Evdeki peynirleri ben yiyormuşum, evdeki etleri ben yiyormuşum. İtirafta da bulunuyorum hatta. Diyetisyenimle evet. görüşmelerde de biliyor musun ben yine bir itirafta bulunacağım. Benim itiraf saatim başladı diye. Bu şekilde farkındalığınız evet. arttı. Artık kendi kendinizi kendiniz yönetebiliyorsunuz. Evet. Her sabah güne başlarken bir yeme planı oluşturmaya evet. başladınız. Ve günlük artık kendinizi kendiniz kontrol edebilme becerisi evet. oluşturabildiniz. Şimdi bizi izleyen 1,5 milyona yakın, işte 400 bin burada, 1 milyon küsür Instagram'da takipçilerimiz var. Onlara ne önerirsiniz? Ne yapsınlar? Mesela şimdi umutla bakıyorlar ta Viyana'dan hiç buraya gelmeden bu 23 kilo, 23 kilo deyip geçmeyin aslında. Evet. Yani 23 kilo bir çimento torbasını vücudunuzdan attınız aslında. Bu çok büyük bir rakam. Yani insanların kendi, daha doğrusu böyle bir süreçten geçtikten sonra kilo verdikten sonra İnsan kendisini onu fark edebiliyor. O sırtındaki o yükün yürüyüş yaparken, hareket ederken ne kadar aktif olduğunu, ne kadar hızlandığını fark ediyorsun artık. Yani ben mesela kendimi onu çok fark ettim. Asla umutsuzluğa kapılmayacaksınız benim gibi. Yapamayacağım demeyeceksiniz. Kendinizi kandırmayacaksınız. Gerçeklerle yüz yüze kalacaksınız. Bir hedef koyun kendinize. Evet ben zayıflamak istiyorum ya da sağlıklı beslenmek istiyorum ya da hayatımın geri kalan kısmını değiştirmek istiyorum diye bir karar verdiğinizde arkasından gidin ve asla vazgeçmeyin. Kesinlikle. Şimdi Serpil Hanım kesinlikle böyle abur cubur yiyen, dışarıdan çok yemekler yiyen öyle bir insan değildiniz. Hayır. Siz gerçek bir Türk kadını olarak evet. evde hakkıyla yemekler yapıp bu evet. hakkıyla yaptığınız yemekleri de hakkıyla yiyen bir insandınız. Aynen öyleydi. Ama sağlıklı diyordum kendimce. Evet. Şimdi o sağlıksız tarafları nerelermiş bu yemeklerin mesela? Evet. Çok fazla karbonhidrat alımı. Bir numaralı en çok değiştirmemiz gereken şey bu. Yani biz ülkece çok fazla karbonhidrat yiyoruz. Evet. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni araştırmasında Türkiye'de obezite görülme oranı %59'larda. Bu da bizim ülkemizin misafirperverliği, yemeği ve yedirmeyi çok sevmemiz ve karbonhidrat ağırlıklı yiyecekleri çok sıklıkla tüketmemiz. Evet. Şu anda sizin evinizde alışveriş açısından ve beslenme açısından neler değişti? Ben salata yemesini sevmezdim. Eşim benim için yeşil gıcığı derdi. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış söylüyorum bilemeyeceğim. Salata yemesini sevmezdim. Salata yapmasına çok üşenirdim. Sebzeyi hep bir kenara iterdim.
Şimdi artık salata olmazlarımızdan biri. Seviyor musunuz? Seviyorum, evet. Şöyle bir şey vardı. Ben sebzeyi eskiden beri severdim ama ben Viyana'ya yerleştiğimde oradaki sebzenin tadını Türkiye'deki gibi alamamıştım. Alamadığım için de damak tadım değişti ve bıraktım yemeği. Öyle bir şey vardı bende. Ama şimdi tekrar artık organik ürünler de çok olduğu için daha çok o ürünlerden almaya başlayınca eski tatları tekrar almaya başladım. Dediğim gibi salatayı çok yiyorum artık. Yeşilliği çok yiyorum. Domatesimizi, biberimizi, olmazsa olmazımız, yoğurdumuz. Yani yoğurdumu ben eskiden beri kendim yaparım ama bu kadar böyle güzel gözle bakmıyordum. Şimdi çok güzel gözle bakıyorsun. Evet. Hatta böyle tarçın da koydum mu içine biraz da meyve, yaban mersini. En güzel tatlı. En güzel kahvaltı. Ya. Benim için en güzel kahvaltı. Yulaf da koymuyorum artık içine. Hemen okula gitmeden önce atıştırıyorum ve gayet de güzel. Tok tutuyor. Önceden böyle sucuklu, pastırmalı, yumurtalı falan diyordum ki olsun iki dilim pastırmadan ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Oluyormuş. Ve şimdi biz bu yeme alışkanlıklarımızı değiştirerek 5 ayda tam 23 kilo verdik. Evet. Tedavimiz devam ediyor. Belki gelecek sene bu videoyu bir daha çekeriz. İnşallah. Ve bir bakarız ki 30 yıl önceki halimize döndük. Şu anda 13 yıl sonraya geri döndük. Evet. Çevreden görenler ne diyor Serpil Hanım? Yorumlar neler? Evet, özellikle de bu işte sizinle bu sürece girmemiz bizim kışın başıydı. Ocak ayının başıydı. Havalar ısınınca ceketlerimizi, montlarımızı arttık. Her gören sen kilo mu verdin? Sen kilo mu verdin? Evet. Nasıl verdin? Nasıl verdin? Ya evet işte yemeyerek verdim. Nasıl oldu? İşte biraz değişiklik yaptım hayatımda. O şekilde oldu. Ama her gören bir şaşırıyor. Wow, gençleşmişsin. Güzelleşmişsin. İşte bu. Çok i̇şte güzel bu. Kilo vermişsin. Soruyorlar aktüel kilomu. Diyorum, söylediğim zaman da kimse inanmıyor. Hayır, daha zayıf gösteriyorsun. Onun da tek benim açımdan sebebi yürüyüş. Hayatımızdan bu yürüyüşü çıkarmayacağız. Ben çok hareketli bir kadındım. Hani bu kiloma rağmen her gören beni şaşırırdı. Bu kiloya rağmen nasıl bu kadar hareketlisin? Şimdi daha da aktifleştim. İşim gereği de. Bu kadar belki yürüyüşün, hareketli olmanın da faydası olabilir kendi açımdan. Daha bir fit görünüyorum. Ama gayet de güzel görünüyorum. Bence de gençlik, güzellik, sağlık sizi kutluyorum ve sizinle gurur ederim. Duyuyorum. Yani bir doktor daha mutlu olamaz. Nerede olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun yeter ki isteyin. Gerçekten teknolojiyi kullanmak, birbirimizi bulmak yani bu da gerçekten çok büyük bir lütufu olarak görüyorum. Evet. Dünya çapında işte Yeni Zelanda'dan tutun Kanada, Avustralya onlarca hastamız var. Ve gerçekten çok iyi sonuçlar alıyoruz. Evet. Bilgi erişilebilir, ulaşılabilir ve bu kullanılabilir. Evet. Sadece kilo vermek değil aslında kiloyu verdikten sonra gençleşmek, iyi hissetmek, evet. Sağlık kazanmak. Bu da tek yönlü diyetlerle olmuyor. Yaşam tarzını değiştirmek de oluyor. Sizi kutluyorum. Bir öğretmenin en başarılı öğrencisini gördüğümde. Sayenizde, ekibinizle beraber. Canımsınız. Tek başıma başarabildiğim bir şey değildi. Baştan da söylediğim gibi çok çabalamıştım. Çok umutsuzluğa düşmüştüm. Böyle bir sihirli değnek gibi bana dokundunuz. Hayatta neleri yapmam gerektiğini, nasıl beslenmem gerektiğini bana hepsini güzel bir şekilde anlattınız. Canım. Dediğiniz gibi bitmedik halen sürecimiz devam ediyor. Belki seneye bugünlerde inşallah tekrar bir video çekimi yapacağız. İnşallah. Bu -13 yıl, geri 13 yıl geriye gittik. Bakalım, ya, bakalım kaç yıl daha gidecek. Bakalım kaç yıla geri döneceğiz. Aynen. Ve sağlıklı bir şekilde yaşamımıza devam edeceğiz. Sizi çok seviyorum. Ben İyi de. Ki karşılaştık. Sizin gibi bir insanla tanıştığım için ben de ayrıca çok çok mutluyum. Umutsuzluğa düşmek yok. Karar evet. vermek çok önemli. Başlamak çok önemli ve işte böyle kendi kendine sürdürebilme becerisi. Evet. Kalıcı zayıflamadaki aslında mihenk taşı. Sevgili dostlarım bu YouTube videomuzda çok kıymetli Serpil Hanımcığımla benden size motivasyon videosu olarak gelsin. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. Lütfen ve lütfen vazgeçmeyin. Karar verin ve devam edin. Sizleri seviyoruz. Yepyeni YouTube videolarımızda tekrar buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmeyin.